içinden bunu böyle ayırıyor. İçinden irisini ayrı, ufağını ayrı. Bağlayan da öyle bağlıyor. Ayrıyor, ayrıyor, bağlıyor. Ayrı ufağa lazım olanı ufağını satıyor. İrisini lazım satıyor. Bu sene sarımsak hasadı nasıldı? Sarımsak hasadından önce biz nasip oldu, biz Şubat sonlarına, efendime söyleyeyim Mart ayının 10'una kadar dikimini gerçekleştirdik. Bu süre zarfında. Yalnız bu dikimden önce biraz havaların kurak gitmesi sebebiyle çiftçi biraz bu konuda eziyet çekti. Diktikten, sulamalarını yaptıktan sonra çıkım aşamasına geldiğimiz zaman havaların biraz kurak gitmesi sebebiyle biz bunu söküm esnasında zararını çekerek biraz yaşadık. Nasip oldu Temmuz'un ayı 14'ü 15 gibi sökümüne başladık ama çok zorlandık. Taşköprü'de rekolte biraz bu çok fazlaydı dikim açısından. Tabii bu günlükçülerde şeye sebep oldu. Mesela hani arz talep dengesi değişince mesela rekolte de yüksek olunca ister istemez günlükçü bulumunda sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntı bizim sarımsak çıkartma zamanının biraz daha ileriye yansımasına sebep oldu. Şimdi bu yansıma bize eksi yönde şey yaptı. Şimdi toprak kurudu, efendime söyleyeyim çıkımı zor oldu, günlükçü bulamadık, sarımsaklarımızın çoğu tarlada kaldı. Ama bir şekilde yine sarımsak sezonunu iyi bir şekilde kapattık. Bizim sarımsaktan başka bir işimiz yok. Para ediverirse adımız fıstık, işimiz fıstık. Para etmeyi verirse ayrı, orası ne olacağı belli değil. Bu duran bir mahluk değil kızım. Şimdi bak bu satıldı. Satılmadı. Elin ayağın kurudu. Kaç yıldır buradan geçimimizi sağlıyorsunuz? Şimdi bunu hemen hemen biz 30 seneden bu ya eskiden ekiyorduk ama az bir şey ekiyorduk. Burada kasabada satıyorduk. Şimdi geçim buna bindi. Şimdi bütün bizim buğday tarlasına bunu ektik. Şimdi bu olmayıverse, para etmeyiverse kanımız acı. İyi şey ama neticesi çok kötü. Bu sene var kız para etmeyiverse diye. Mesela sen geliyorsun benden bir kilo sarımsak alıyorsun 15 milyona. Gidiyorsun o karşı tarafa 30'a veriyorsun. O alıyor 40'a veriyor. O alıyor 50'ye veriyor. Böyle gidiyor yani. Ben bu sene kaç senedir dikmedim. Hani yapamıyoruz maliyeti ağır diye. Bu sene diktim. Bu sene de böyle işte para etmiyor. Ama işte maliyeti ağır ama yavrum. Sadece 100-150 milyon yemiyor. Bir de bunun yeme içmesi var biliyorsun. Her şey ağır. Her şey ağır geliyor yani. Öyle yavrum işte. Çıkartmalara başladı işte biz. Bir ayı yanaştı. Sonra sıvamasına geçtik işte temizliğine. İlkin tarlalardaydık. Sonra işte böyle evlerde, evin önlerinde, evin atlarında temizliğe geliyoruz artık. Peki sarımsak üretimi ve toplaması kolay mı? Nasıl? Yok. Tarlada sıcağı yetiyor. Burada da iki büklüm. Hani belimiz ağrıyor falan. Yani her işin kendine göre bir zorluğu var tabii. Bir de şeylerden şikayetçiyiz. Mesela bizim buranın sarımsağı diye Çin sarımsağını İstanbullardan, Karalar'da Taşköprü sarımsağı diye satıyorlar. Yani bizim adımızı da kirletiyorlar bu arada. O konuya da değinirseniz hani seviniriz. Çünkü bizim zararımız oluyor. Satış açısından çok zararımız oluyor. Kastamonu ili dışında olan tüketici kesim Taşköprü sarımsağı ile Çin sarımsağının arasındaki farkından ziyade mesela şekil olarak da ayırt etme şansı yok. Yani o üreticilere de aslında şey yok, mahna yok. Çünkü ayırt etme şansları olamaz bilmeyince, bu işin içinde olmayınca. Aslında o tatı bir hissedip anlama durumuna erişseler zaten o Çin sarımsağını kullanma şeyi kendi şey raflarına bir defa kalkar yani. Bizim buranın sarımsağı cinsinden mi şeyinden mi? Bir seneden bir seneye duruyor. Daha belki de geçen sene bizim evde sarımsak var. Çürümüyor. Çürüyor da tam senesini geçti miydi?
bozuluyor. Ama o Trakya'dan gelen sarımsakla da, ona da sarımsak ama ona tahammül etmiyor. Ve yiyor, adı da yok. Bizim bunları iki şey doğradık mı Tatar'a, mis gibi kokar. Ama mis gibi, bize mis gibi kokuyor gayrı bu. Kaç yıldır çalışıyorsunuz, bu işi yapıyorsunuz? Yıllar çok mı? Yıldır. Seviyor musunuz peki? Neyi hayır, var bu işin? Sevsek bir sevmesek de sen zanaatimiz. Bir tane kaldı, sadece bir tane. Teşvik veya hibe açısından bir hibe yok. Sadece geçen sene bu Tarım Bakanı'nın bu Taşkörpü sarımsağını Avrupa Birliği tarafından tescil edilmesi yönündeki ilk adımlarını yaşadık. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu çiftçiye mesela hani maddi yönlerde inşallah dönecek. Ama bu illaki zaman alacağı benziyor. Yani 1 kilo sarımsak şunun maliyeti üreticiye 10 lira mesela. Şimdi şu kalibre olarak göstermek gerekirse mesela şu küçük sarımsaktır. Şimdi bu küçük sarımsağın pazar maliyeti 5 ila 7 lira arasında şu sarımsağın. Ki bu şu an zarar. Yani atıyorum şu şöyle göstereyim ben, şu orta sarımsak şu 10 lira. Şu biraz büyük sarımsak. Bu da mesela 13-14 civarında. Daha büyük kalibrede olan sarımsaklar zaten fazla çıkmaz. Onlar da 16-17 civarında ki bu fiyatlar şu an üretici aslında para kazandıracak fiyattan ziyade ancak kendini kurtaracak fiyatlar. Şu an için bir beklentimiz yok. İşin gerçeği şu an için yok.